Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün size muhteşem bir kaymaklı kadayıf tarifiyle geldim. Evet, gerçekten o kadar hafif ki iftardan sonra muhteşem oluyor arkadaşlar. Dilerseniz sizleri daha fazla bekletmeden bu güzel lezzeti nasıl yapmışım? Buyurun beraber izleyelim. Evet, öncelikle Kadayıfın kaymağını yapıyorum Arkadaşlar bunun için bir tencerenin içerisine bir su bardağı irmik iki buçuk su bardağı süt ve 2 yemek kaşığı şekeri ekleyip katılaşana kadar kaynatıyorum Evet, sizin de gördüğünüz gibi biraz kaymak katılaştı ve ocağın altını kapatıyorum ve bir paket vanilyayı ekleyip soğumaya bırakıyorum arkadaşlar. Evet, yarım kilo tel kadayıfı bir kasenin içerisine aldım ve elimle ufalıyorum arkadaşlar. Elimle biraz ufaladıktan sonra erittiğim, soğuttuğum 200 gram margarini ekleyip tekrar karıştırıyorum. Evet 200 gram margarinin içerisinden bir yemek kaşığı ayırdım arkadaşlar. Onu da belirtmeden geçemeyeceğim. Evet, ayırdığım bir yemek kaşığı margarini tepsinin altına güzelce sürüyorum arkadaşlar. Ve daha sonra kadayıfın yarısını tepsinin içerisine ekliyorum. Evet, kadayıfı tepsinin içerisine sererken her tarafın eşit bir şekilde olmasına özen gösterelim arkadaşlar. Evet kadayıfın yarısını tepsinin altına ekledikten sonra elimle öncelikle düzeltiyorum ve soğutuğum kaymağı kadayıfın üzerine ekliyorum arkadaşlar. Evet, kaymağı ekleyip elimle düzelttikten sonra yaklaşık bir su bardağı toz fıstığı da kaymağın üzerine ekliyorum arkadaşlar. Ben bugün kadayıfımı antep fıstıklı yaptım ama tabii ki de siz isterseniz cevizli, fındıklı da yapabilirsiniz. Evet fıstığını da ekledikten sonra kalan kadayıfı fıstığı kapatacak şekilde güzelce seriyorum arkadaşlar. Evet siz izlerken ben de size burada bir hatırlatma yapayım arkadaşlar. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, tariflerinden ilk siz haberdar olmanız için bildirimlerinizi açmayı, Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, beğen butonuna basmayı, küçücük de olsa bir yorum yapmayı, bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet kalan kadayıfı da ekledikten sonra elimle bastıra bastıra düzeltiyorum arkadaşlar. Ve 180 derecede ısıttığım fırında kızarana kadar pişiriyorum. Evet, tatlının şerbeti için 3,5 su bardağı su, 3,5 su bardağı toz şekeri bir tencerenin içerisine alıyorum ve şeker eriyene kadar öncelikle karıştırıyorum. Evet, şeker eridikten sonra bir dilim limonu da ekleyip kaynayana kadar karıştırıyorum arkadaşlar. Ve daha sonra yaklaşık 15 dakika kaynadıktan sonra şerbetimi soğumaya bırakıyorum. Evet, benim fırınımda yaklaşık 45 dakikada istediğim gibi kızardı arkadaşlar ve tatlının ilk sıcağı geçtikten sonra ılık şerbeti tatlımın üzerine döküyorum. Evet size şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Gerçekten kadayıf dinlendikçe daha güzel olur. Ve şerbetini döktükten sonra yaklaşık bir saat kadar dinlendiriyorum. Benim zamanım olmadığı için bir saat dinlendiriyorum. Ama sizin zamanınız varsa daha uzun süre dinlendirmenizi tavsiye ederim. Evet yaklaşık bir saat kadar dinlendirdiğim kadayıf gerçekten muhteşem oldu arkadaşlar ve toz antep fıstığıyla süslüyorum. Sizin de gördüğünüz gibi muhteşem gözüküyor. Evet, antep fıstıklı, kaymaklı kadayıf servisi hazır arkadaşlar. Gerçekten muhteşem bir lezzeti var. Hepinizin yapmanızı tavsiye ederim. Evet yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de benden bu kadar. Yeni tariflerde Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.